İngilizce konuşulan ülkelerdeki adı Money Heist. Para soygunu diye çevirsek idare eder. Diğer ülkelerdeki adı La Casa de Papel. İspanyolca ile kökü Endülüs günlerine giden çok ortak kelimemiz var. Düz çevirirsek papel kasası diyebiliriz. Doğru anlamlandırıp çevirirsek banknot matbaası. Yani darphane. Fenomen bir dizi oldu. Kendi sınırlarını aştı, ülkelerin gündemlerini etkiler oldu. Biraz akılları karıştırma pahasına. Konyaspor'un sezon tanıtım reklamına bile girmişti. Tamamen diziden esinlenen bir reklamdı. Sovyet dönemi Kızıl Ordusu'nu simgelediği bilinen kırmızı tulumlar giymiş, yaşam anarşisti ressam Salvador Dali'nin maskelerini takmış, bir grup insan antifaşist, antikapitalist hareketlerin sembol şarkılarından olan Ciao Bella eşliğinde Konyaspor Müzesi'ni keşfediyordu. Questo fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Etki bu kadar da değildi. Dizi bu parçayı iyice popülerleştirdi. Geçtiğimiz yazın Eller Havaya şarkılarından biri olup çıktı. Ciao Bella veya Hoşça Kal Güzel, sevgilisini bırakıp Mussolini ve Nazilerle savaşmaya giden bir gencin öyküsünü anlatır. Eğer ben ölürsem partizanca, beni gömmelisin. Gömmelisin dağın en tepesine. Güzel bir çiçeğin gölgesine. Oradan geçenler desinler. Ne güzel çiçek. Özgürlük için ölen. La Casa de Papel'in politikayla etkisi daha da fazla oldu. Dizi Türkiye'de tutunca ikinci sezon için Türkiye özel fragmanı yayınlanmıştı. Küçükçe bir kıyamet bundan koptu. Dönemin Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, burada subliminal mesajlar var, isyan çağrısı mı yapılıyor, Ali Koç'a suikast mı yapılacak gibisinden tespitler yaptı. Neyse ki isyana neden olmadan dizi ikinci sezonun sonunda bitti. Final bölümü gayet net olmuş, hikaye sona ermişti, seyirci mutluydu. Ama Netflix en çok seyredilen dizisini bırakmak istemedi. Duyuruyu Nisan 2018'de yaptı. Devamı çekilecekti. Ve geçtiğimiz günlerde dizi Uluslararası Emmy ödülünü aldı. And the International Emmy for Drama Series goes to La Casa de Papel. Aynı sıralarda 3. sezonun ilk fragmanında yayınlanmıştı. Böylece tartışmalar iyice alevlendi. Bu dizinin asıl mesajı nedir? Daha da politikleşecek midir? En çok da senaristler bitmiş bir öyküyü nasıl canlandıracaklar? Bu soru iki başrol oyuncusuna dizideki adlarıyla Profesör ve Tokyo'ya da soruldu. Do you have a gut feeling where the third season might go? Dizi yüksek gerilimli bir aksiyon gibi başlar. Profesör lakabıyla tanıyacağımız kişi 8 kişiden oluşan bir soygun çetesi kurar. Ekip üyelerini de tutunamayanlardan seçer. Her birinin uzmanlık alanları farklı ama ortak kişilikleri hayata tutunamamış olmalarıdır. Düzenin kenara attığı suça yatkın kişilerdir. Ekip izole bir alanda kampa girer, soygun için aylarca hazırlık çalışmaları yapılır. A, B, C planları çalışılır. Birbirlerini tanımamaları da esastır. Her biri kod adı olarak kendine bir şehir ismi seçer. Gerçek isimlerini bilmezler. Seçilen şehirlerin 2. Dünya Savaşı'nda rolleri olmuştur. Tıpkı soyguncular gibi değişik karakterleri vardır. Hedef büyüktür. İspanyol Kraliyet banknot matbaası soyulacaktır. Pardon, hayır soyulmayacaktır. Matbaaya girilecek, içeridekilerle birlikte herkes rehin alınacak, 2.6 milyar euro basılacak ve sonra tereyağından kıl çeker gibi paralarla birlikte ortadan kaybolunacaktır. Dizi iddialı bir aksiyon filmi gibi başlar. Ama soygun başlayıp da matbaa basıldığında bundan daha fazlasına dair mesajlar belirir. Soyguncular bazılarının V for Vendetta filminden esinlenmiş dedikleri Dali maskesini takmaktadırlar. Dali, Katalan bir yaşam anarşistidir. Bazen deli dahi diye de adlandırılır. Kurulu yaşam tarzlarıyla ve sistemleriyle kavgalı yaşamıştır. Efendim, iyi ressam olmak çok kolaydır. Sadece iki şartı vardır. Birincisi, İspanyol olmanız gerekir. İkincisi, adınızın Salvador Dali olması gerekir. Soyguncular kırmızı tulumlar giymektedir. Kırmızı tulum Sovyet Kızıl Ordusu'nu çağrıştırır. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'i yenmesiyle de ününü yapmıştır. Matbaaya giren soyguncular içerideki herkesi rehin alırlar. Inside Man filminden esinlenmiş gibi bütün rehinelere aynı kırmızı tulumu giydirirler ve Dali maskesi verirler. Artık herkes eşittir. Ve polis için kimin soyguncu, kimin rehin olduğunu anlama imkanı da ortadan kalkar. Soyguncuları dışarıda profesör, matbaada ise Berlin yönetmektedir. İkili arasında derin bir ilişki vardır. Profesör, operasyonu yöneten kadın komisere yaklaşıp operasyonları önceden öğrenmeye çalışır. Aralarında hesap edilmemiş bir ilişki başlamaktadır. Matbaada ise para basımı sürerken rehineler ve soyguncular arasında gerilim dolu olaylar yaşanır. Eski Stockholm soygunundan miras sendromu da oradadır.
Yani rehin alınanlardan bazıları soyguncudan taraf olur. Erotizm de ilişkilerinin bir parçasıdır. Yönetmen internet özgürlüğünü iyi kullanır. Konu geliştikçe mesajlar da daha netleşmeye başlar. Başlıca mesajlardan birisi de Ciao Bella şarkısıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndaki antifaşist mücadelenin ünlü şarkısı dizide resmi müzik olmuştur. Yönetmen siyasi bir konum seçmiştir. Bu konum kurulu kapitalist düzenle anarşistçe bir hesaplaşmadır. Dizideki en önemli diyalog profesör ve onu yakalamaya çalışan komiser kadın arasında geçendir. Şöyle der profesör: Avrupa Merkez Bankası Euro basınca likidite arzı diyorsunuz, biz basınca soygun. Netflix'in Antena kanalından alıp yeniden yapılandırdığı dizi soygunun sonucunu gösteren net bir finalle biter. Geride ufak tefek merak konuları kalsa da konu sonuca bağlanmıştır. Senaryoda mantık hataları, karakter sapmaları olsa da umulandan çok fazlası gerçekleşmiştir. Avrupa ve Latin ekonomilerinin çöküşte olduğu, halkın yoksullaştığı bir döneme denk düşmüştür. Büyük bir başarı kazanılmıştır. Ana dili İngilizce olmayanlar arasında en fazla izlenen Netflix dizisidir. Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede etkileri sürmektedir. Böyle bir başarı geçmişe bırakılır mı? Netflix 2018'in Nisan ayında fanlarına müjdeyi verir. Dizi 3. sezonla devam ettirilecektir. Bundan sonra bitmiş bir öykünün nasıl canlandırılacağı tartışmaları da başlar. 3. sezonda neler olacaktır? O çorbaya magazin dünyamız da hemen tuz olur. Nesrin Cevatzade isimli bir kızımızın İstanbul Kod adıyla diziye katılacağı yazılır. Hatta bazı bölümler de İstanbul'da geçecektir. Geçtiğimiz sezonlarda arka planda görülen Türk bayrakları da bunun işaretini vermektedir. 3. sezonda ne olacağı sorusunu profesörden dişe dokunur bir cevap da çıkmıyor. We just know that it's gonna be this part 3. We just got the phone call from Alex Pina, the creator. Hey man, we're going for part 3. Animatik seksiliğiyle Tokyo ise sadece gülmekle yetinir. Geriye yayınlanan fragmandan çıkan ipuçlarına göre kendi hikayenizi yazmak kalır. Profesör, hayatta kalanların ne zaman, nerede buluşacaklarının planını da yapmış olmalıdır. Soyguncuların bu buluşma noktasına geliş süreci de mutlaka anlatılır. Hayatta kalanlar paraya kavuşmuştur ama hayallerine kavuşmuş mudur? Yoksa tutunamamak paradan bağımsız bir seçim midir? Buluştuktan sonra Ocean's 8 türü yeni bir meydan okumaya, soyguna girişirler mi? Zor ama imkansız değil. Fragmandaki asıl sürpriz dizinin finalinde öldüğü sanılan Berlin'in geri dönmesi. Belki de ekibin yeni misyonu devletin eline düşmüş Berlin'in kurtarılması olacaktır. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Avrupa Merkez Bankası likidite arzını arttırmaya devam ediyor desek olur mu? Senaryodaki kopukluklar ve bazen akla sığmayan çark edişler izleyiciyi kopartabiliyor. En sert zamanlarda bile insan ilişkilerine ve aşklara yer olduğunu gösteriyor. Darphanelerin insanlardan daha önemli olmayabileceğini hissettiriyor. Bitmek bilmez narkoz çeşitlemeleri dışında daha çok izlenen filmler olabileceğini Netflix'e hatırlatıyor. O zaman Berlin. Bak, Berlin deyince gözümde kalp oldu, gördün mü? Profesör, yollayın yorumları. Tamam, böyle istedim ama yamacın altındaki yorumları okuyorum. Ofenes GT, Yamaç Koçavalı'nın en kısa özeti heyecanı yok çalınca s**ken adam. Ooo. Şarkı çalıyor ya herkesi. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok diye. Şarkı çalıyor, dövüyor adamları. Dövmek ne kelime işte. Evet, bizim ekibimizde izlemeyen biri var, ifşa ettik diyorsunuz ya. Oo, Vartolu Saadettin gelmiş. Vartolu Beyler de geldi. Oo, Vartolu Beyler de bizleymiş. Cıcılar, benim adım Vartolu. Cıcılar ne la? Cıcılar, benim adım Vartolu Saadettin. Vartolu aslında kim gelsin? Vartolu Saadettin aslında kim videomuz var? Geçmişe yönelik arşive bakarsanız izlersiniz. Cumali Koçavalı. Oo, Cumali de gelmiş. Bütün diziyi topladık. Ulan bizim çukur burada be. Başlığı bebe yap like. Ne var la bebe? Eren Polat. Yamaç Koçovalı aslında Aras Bulut İğnemli. Boşuna videoyu izleyip vaktinizi harcamayın. Alkışlıyorum ben. Abi. Ben de alkıştım. Oğlum biz niye 10 dakika video yapıyoruz? Ben de size söyledim. Ya. Çıkayım diyeyim ki dedim. Aslında Aras diyeyim, gideyim dedim. Bakın. Hiç bilinmeyen bir şey olsa gerek bu. Yine beyin bedava. Beyza Akıl. Of, Yamaç karakteri kadar boş yere abartılan sıradan bir karakter görmedim. Hiçbir zaman dünyaya Emrah Amir gibi seksi sadist bir ruh gelmeyecek. Allah Allah. Arkadaşın nasıl derdi şey başka. Yani
Yani bunlar şöyle bir şey diyor ki, Yamacı sevmiyorum, Emrah seksi diyor. Şurada kürdanla tüküren bir tip var ya. Kıza seksi geliyor. Yapacak bir şey yok. Karizma yani. Genç Kartal. Godfather izlesem böyle heyecanlanmam. Kabak çekirdeğimi aldım, Vibio'yu izliyorum heyecanla demiş. Adam! Alkışlıyoruz. Beşiktaşlı mısın Genç Kartal? Yusuf Baba, videolar efsane, böyle devam reis, sahne arkasında selam Orçun, ne yapıyorsun be yav demiş. Tanıyor musun? Ben de seçtim, adı geçiyordu ya. Tanıyor musun? Tanımıyorum. Tanımıyorsun. İyi, sen ne yapıyorsun be ya? Galiba şey, Kırklareli ya da Edirne tarafından. Ha, gel gel buraya gel be yav, ama ne yapacağız be yav? Yakup Öz, ciddiyim o, ciddiyim o, arkadakiler ne yaşıyor? Orada seni geçirmişler kameranın karşısına. Bir de onlar geçsin ama boş ver, geçmesinler, abla daha iyi sunuyor. Bu ne yaman çelişki anne. Gelin lan, geçin. Ben geçersem hepiniz işsiz kalırsınız. Gerekli. Duydunuz mu? Hadi bakalım şimdi. Şimdi de git bakalım artık. Hadi. Beni ekmağımdan edeceksin. Hadi şimdi git bakalım, biz geçeceğiz sahneye. Hadi geçme yeğenim. Yürü hadi, yürü. Hadi geçme yeğenim. Biri de şey yazmış, Allah aşkına onu söyleyeceğim. O arkadaki abi, Tomiş abi çok tatlı demiş ya. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Bak bak, hep kendini alıyor, gördün mü? Bir daha beni övenleri al. Geçemiyorum sandalyeme.